Kış aylarının gelmesiyle beraber doğal gaz kombi kullanımı arttı. Bakımları yapılmayan petekler gaz harfiyatını ve arızaları arttırıyor. Uzmanlar yetkili servis elemanı olmayanların yaptıkları bakımlarda büyük sorunlar yaşatabileceği konusunda uyarıda bulundu. Kombi uzmanı Yunus Yıldırım yaptığı açıklamada hem tasarruf hem de riskleri ortadan kaldırmak için uyarılarda bulundu. Müşterilerimizden veya kullanıcılardan genellikle teknik yetkili servislerle çalışmasını öneririz. Yetkili servislerde teknik elemanlar, işinin ehli profesyonel insanlar tarafından cihazların kontrolleri, bakımları yapılır. Kış ayları gelmeden bunların yapılmasını kullanıcılara öneriyoruz. Sebebi ise bakımı yapılan cihazların kış aylarında daha verimli, daha tasarruflu çalışmasıdır. Dışarıda bu işi yapan şahıslar ikinci el veya cihazlara uymayan malzemeleri, parçaları cihazlara uydurma çalışarak veya kullanıcıların teknik bilgileri olmadığı için bunu sömürerek cihazlarının hurda olduğunu belirterek, teknik serviste ise yapılan işlemlerde değişen parçaların tamamı firmalardan, fabrikalardan gelmektedir. Yapılan onarımlarda, değişen parçalarda teknik servisler bir yıl garanti vermek zorundadır. Dışarıdaki arkadaşlar bu uygulamayı yapmamakla beraber çalışan cihazlarda olmayan arızalar var diyerek son kullanıcıları mağdur edip değişmedikleri parçaların ücretlerini talep ediyordu. Bu tür şikayetler bayağı geliyor. Teknik bilgisi olmayan arkadaşlar buna müdahale ettiği zaman ister istemez bu cihazların içinde gaz var, doğal gazla çalışan cihazlar. Cihazların içinde alev oluştuğu zaman iki birleşimden dolayı patlama ihtimali yüksektir. Cihazlarda bakıma dikkat edilmesi gerekiyor. En az yılda bir yetkili servis tarafından kontrollerinin yapılması gerekiyor. Son kullanıcılardaki mantık gittiğimiz zaman kapatalım, geldiğimiz zaman açalım, daha tasarruflu bir şekilde kullanıyoruz. Bunlar yanlış bilgiler. Gidildiği zaman düşük derecelerde cihazların açık bırakılması, özellikle balkonda açık sahalarda bulunan cihazların hiç kapatılmamasını tavsiye ediyoruz. Neden? Çünkü cihazların içinde su var. Suyla eksi dereceler birleşince donma yapar. Cihazlarda arıza sıkıntı oluşturur. Yılda bir veya iki yılda bir peteklerin yıkanmasını önemli belirtiyoruz. Çünkü içindeki pislik cihazın çalışmasında zorluk çıkartıyor. Peteklerin ısınmasında da verim düşüklüğü yaşatıyor. Gaz sarfiyatını arttırıyor. Ama petek yıkanırsa içinde pislik olmadığı için cihaz daha rahat devir daim yapar. Petekler daha iyi ısınır, gazda da tasarruf olur. Zehirlenme ile alakalı şimdi işin ehli olmayan şahıslar gittiği zaman bu cihazların bacalarını temizlendiğini söylüyorlar. Doğalgaz atıksız bir gazdır. Bunu yapan yetkili servisler analiz cihazlarıyla yapıyorlar zaten. Herhangi bir sıkıntı olmadığını tespit edip o şekilde cihazları teslim ediyorlar. Ama dışarı